Selamünaleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf Denk Türü Ahlak Bilgisi 1. dönem 2. yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altında tavsiye ve önerilerinizi yazarsanız arkadaşlar memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Oynatma hızını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yavaş veya hızlı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmak ücretsiz. Abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Haydi Bismillah. Yazılı hazırlık videomuza başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Burada anlatılan özellik aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberlik görevi Yüce Allah tarafından verilmiş, zor ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek olan peygamberlerin insanları ikna etmeleri için akıllı ve zeki olmaları gerekir. Arkadaşlar peygamberlerin sıfatları vardı 5 tane. Burada 4 tanesini yazmış. İsmet arkadaşlar peygamberlerin sıfatlarından günahsız olması demekti. İsmet peygamberlerin günahsız olması. Fetanet zeki olması arkadaşlar. Fetanet peygamberler zeki kimselerdir. Emanet güvenilir olmaları. Sıdık doğru sözlü olmaları. Asla yalan söylememeleri. Burada yazmayan diğer özellik ise onu da hatırlatalım. Tebliğ arkadaşlar. Allah'tan aldıkları emirleri insanlara ulaştırırlar. Tebliğ arkadaşlar. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Evet. Bu parçada anlatılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? O tamamıyla örnek bir kişi olmasının yanı sıra sabriyle öne çıkmış bir peygamberdir. Başına gelen musibetlere ve hastalıklara karşı hiçbir zaman isyan etmemiştir. Allah'a dua ederek yardım dilemiş ve sabırla mücadele ederek başına gelen felaketlerden kurtulmaya çalışmıştır. Arkadaşlar bu peygamber kimdi? Hazreti Eyüp Aleyhisselam'dı bu. Eyüp Aleyhisselam sabırın timsali. Arkadaşlar eşi bile kendisini terk ediyor. Kavmi kendini terk ediyor. Biliyorsunuz vücudunda yaralar çıkıyor. Yaralarından dolayı işte hastalığa kapılıyor. Kendisini bırakıp gidiyorlar. O yine de hani sabırla devam ediyor. Ama yaralar ta ki diline geldiğinde Ya Rabbi hani artık hani seni zikredemiyorum dediğinde Allah'a dua ediyor ve Allahü Teala duasını kabul ediyor arkadaşlar. Eyüp Aleyhisselam bu ayette aşağıdaki peygamberlerin hangisine indirilen kitaba değinilmemiştir? O sana kitabı Kur'an'ı, gerçeğin ta kendisini ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmiştir. Ali İmran suresi 3. ve 4. ayetlerde bundan bahsediyor. Tevrat ve İncil ve Kur'an-ı Kerim. Burada bahsedilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirildi arkadaşlar. Burada geçiyor. Hazreti İsa aleyhisselam ise İncil indirildi. Tevrat kime indirildi arkadaşlar? Hazreti Musa aleyhisselama indirildi. Davut aleyhisselam ise arkadaşlar Zebur indirildi. Burada bahsetmiyor Zebur. Bunu da burada yazalım. Evet diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar siz de kendinizi test edebilirsiniz. Bakalım bu yazılıdan kaç alacaksınız? Kunut dualarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? Allah'tan yardım dilemek için okunur. Kunut duaları neydi arkadaşlar? Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve nü'minu bike ve netubu ileyk ve netevekkülü aleyk ve nüsni aleyke hayra kullehu neşkuruke ve la nekfuruk ve nehlehu ve netruku men yefcuruk. Allahümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve leke nes'a ve nahfidu nercu rahmetike ve nahşa azabek inne azabeke bil küffâri mulhik. Arkadaşlar Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke. Senden yardım ve bağışlanma dileriz. Bakın yardım dilemek var şıklarımızda. Vitir namazının ikinci rekatında okunur. Arkadaşlar buradaki ibaremiz yanlış. Vitir namazının üçüncü rekatında okunur. Tekbir alınır. Rukiye gitmeden öncesinde kunut duaları okunur. Vaciptir. Cevabımız B şıkkı. İnsanın her zaman okuyabileceği dualardır. Evet, sadece vitir namazında mı? Hayır, dua niyetiyle her zaman okuyabiliriz. Hazreti Peygamber'in öğrettiği dualardır arkadaşlar. Doğru, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına öğretmiştir. Hazreti Adem ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Topraktan yaratılmıştır. Evet, ilk insan topraktan yaratılmıştır. Eşi Hazreti Havva'dır. Evet, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Havva'dır. Hasan ve Hüseyin babasıdır. Hayır arkadaşlar, Hazreti Adem Aleyhisselam ilk insan olduğu için babası yoktur, topraktan yaratılmıştır. Cennette yaşamış, sonradan dünyaya gönderilmiştir. Evet.
Geldik arkadaşlar. Hasan ve Hüseyin'in babasıdır. Hasan ve Hüseyin'in babası kim? Hazreti Ali. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı. Hazreti Hasan ve Hüseyin peygamberimizin torunları. Hazreti Fatıma'nın çocukları arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. 6. soruya geldik. Parçada verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bir bilgi bulunmaktadır? Vahiy, Yüce Allah'ın kullarına olan merhametinin bir göstergesidir. Evet, Rabbimiz vahiy göndererek insanları kendisine kulluk etmek için yarattığını bildirmiştir. Evet, doğru. Vahiylere uygun bir hayat sürmek sadece peygamberlerin sorumluluğundadır. Arkadaşlar sadece peygamberlere değil, bütün insanların sorumluluğundadır. Allah'ın Celle Celaluhu'nun vahiylerinde bildirdiklerini yerine getirmeye gayret edenler dünyada ve ahirette mutlu olacaklardır. Evet, yani dinin amacı zaten akıl sahibi insanların kendi istek ve arzularına göre dünyada ve ahirette iyiliğe ve mutluluğa kavuşturan ilahi bir kanundur diyoruz arkadaşlar din. Dolayısıyla cevabımız sadece peygamberlere değil, bakın buradaki hatalı, yanlıştır diyor. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki namazlardan hangisi hüküm olarak diğerlerinden farklıdır? Hüküm dediği arkadaşlar farz, vacip, sünnet olması yönünden. Cuma namazı nedir? Farzdır arkadaşlar. Farz. Akşam namazı farzdır. Cenaze namazı farzdır. Cenaze namazı arkadaşlar farz-ı kifayedir. Hatta o da farz. Yani diğer farz olan namazlar, farz-ı ayn olan namazlar her müminin bireysel olarak kendisinin yapması gerekiyor. Farz-ı kifaye de arkadaşlar bir takım Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden sorumluluğun kalkması. Bir kişi bile yapmış olsa ya da işte üç kişi bile yapmış olsa sorumluluğu üzerinden kalkıyor. Ama bir beldede bir cenaze var. Hiç kimse onun namazını kıldırmadı Müslüman. O zaman arkadaşlar o cenaze namazı kılınmadığında oradaki bütün müminler o cenaze namazından sorumlu. Bayram namazı ise arkadaşlar vacip olan bir namaz. Senede iki defa kılınan vacip. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı namazları vacip olan namazlardan birisidir. Aşağıdaki namazlardan hangisi yılda iki defa kılınır? Şurada arkadaşlar şunu da hatırlatalım. 5 vakit namaz farz olan namazlardan. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Yani bunların farzları farz olan namazlardan. Vacip olan namazlar bayram namazları ve vitir namazı. Diğer de arkadaşlar sünnet namazlar zaten. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farz olan namazların öncesinde ve sonrasında kıldığı sünnetler sünnet namazlar. Onun haricindeki diğer sünnetler sünnet olan namazlar. Aşağıdaki namazlardan hangisi yılda iki defa kılınır? Bayram namazı diye arkadaşlar burada zaten söyledik. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı dedik. Cuma namazı haftada bir kılınır. Cenaze namazı, cenaze olduğunda teravih Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınır arkadaşlar. Yatsı namazının farzından sonra kılınır. Fil suresinde karşılık olarak verilmiş Fil suresinde karışık olarak verilmiş ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Fil suresi neydi? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe feale rabbuke bi eshabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlilin ve ersel aleyhim dayran ebabil. Termihim bihicaratin min siccil fecealehum ke'asfin me'kul. Arkadaşlar elem tera keyfe, bu bir de olacak. Elem tera keyfe faale rabbike bi eshabil fil. Elem yec'al keydehum, bu iki. İki. Fi tadlil ve ersele aleyhim, üç olacak. Sıralamamız bir, üç, beş. Termihim bihicaratin min siccil. Termihim bi hicaretin min siccil. Bu dörtte olacak. Ve cealehum ke asfin mekul. Arkadaşlar bu da son olacak. Yani dört sonda olacak. Bakıyoruz arkadaşlar şıklara. Ve cealehum ke asfin mekul. Dört burada sonda. Üç. Sıralamamız bu şekilde olacak arkadaşlar. Elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Elem yec'al keydehum fi tadlil. Ve ersele aleyhim. Ve ersele aleyhim dayran ebabil. Termihim bi hicaretin min siccil fecalehum ki asfin mekul. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar, doğru sıralanışı. Aşağıda eşleştirmiş olarak verilen namazlardan hangisinin kılınışı aynı değildir? İkindi namazı farzı, öğle namazı farzı arkadaşlar kılınışı aynıdır. Nasıl kılınıyor onu da hatırlatalım. Tekbir alıyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah razı olsun için öğle namazının veya kendi namazının farzını kılmaya diye Allahu Ekber tekbir aldık. Subhaneke'yi okuduk. Fatiha'yı okuduk. Arkasından arkadaşlar bir ayet veya işte kısa surelerden birisini okuduk. Rükûları yaptık, secdeleri yaptık. İkinci rekata kalktık. Fatiha. Arkasından yine ayet veya kısa surelerden bir sure okuduk. Tekrar rükûlar, secdeler, oturduk. Tahiyyatı oturduktan sonrasında arkadaşlar ettahiyyatını okuduk. Tekrar 3. rekata kalktık. 3 ve 4. rekatta sadece Fatiha'ları okuyoruz. 4. rekatta da arkadaşlar oturduğumuzda Kade-i Ahire dediğim son oturuşta Ettahiyyatü Salli Barik Rabbena dualarını okuyoruz arkadaşlar. Sabah namazının farzı, akşam namazı sünneti. Sabah namazı farzı, akşam namazı sünneti arkadaşlar aynı şekilde kılınır. Sabah namazının farzı 2 rekattır. Akşam namazının sünneti de 2 rekattır. Bunların kılınışı aynıdır. Yani aynı şey gibi arkadaşlar. Öğle ve ikindinin farzının ilk 2 rekatı gibi ama başlangıç olarak tahiyyata oturuşa kadar aynı. Tahiyyatı okuyup kalkmıyoruz artık. Salli barik Rabbena dualarını okuyoruz. Evet, cevap B değil arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burayı da işaretledik yanlışlıkla anlatırken. Pardon. Vitir namazı akşam namazının farzı. Vitir namazı ile akşam namazının farzı aynı kılınmaz arkadaşlar. Akşam namazının farzı da 3 rekattır ama vitir namazı da 3 rekattır. Vitir namazının 3. rekatında biz tekbir alıp kunut dualarını okuyoruz. Orada vacip olan bir yer var. Kunut dualarını okuyoruz tekbir aldıktan sonrasında. Sonra rüküye gidiyoruz arkadaşlar. Burada aynı değildir dediği için cevabımız C şıkkı. Yatsı namazın ilk sünneti ile ikindi namazın ilk sünneti arkadaşlar aynıdır. Sünneti gayrimüvekkede diyoruz. Öğle namazının sünneti müvekkede. Yatsı namazının ilk sünneti ile ikindi namazının ilk sünneti gayrimüvekkede arkadaşlar. Yani öğle namazının sünnetinden kılınış olarak farkı ne? Sadece ikinci rekatta ne yapıyoruz? Ettahiyyatü salli barik dualarını okuyup arkadaşlar üçüncü rekata kalkınca Subhaneke ile başlıyoruz. Öğle namazından farkı sadece bu sünnetinden. Evet geldik arkadaşlar diğer sorumuza. Bir saniye. Evet 11. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Burada bir boşluk oluşmuş. Evet daha bu ayette altı çizili ifade peygamberlerin özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir? Daha önce gelip geçen Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran peygamberlerin sıfatlarından bahsetmiştik arkadaşlar. Bu da tebliğ yani insanlara ulaştırmak. İsmet günahsız dedik. Emanet peygamberler güvenilir kimselerdir. Sıdık peygamberler yalan söylemezler, doğru sözlü kimselerdir. Aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir? Cuma namazı farzdır arkadaşlar. Cuma namazı farz. Teravih namazı sünnettir. Sünnet. Bayram namazı vaciptir arkadaşlar. Cenaze namazı da farzdır. Farz neydi arkadaşlar? Yani kesin olarak yapılması emredilen şey. Vacip, farz kadar kesin olmamakla beraber yapılması emredilen. Sünnet ise arkadaşlar yani yaparsak sevap var. Yapmazsak bir günahı yok ama yaparsak sevap alıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu. 13. Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Namazı haftada bir kez öğle namazının vaktinde cemaatle kılınır. İmam farzdan önce hutbe okur. İlk sünneti 4, farzı 2 ve son sünneti 4 rekat olmak üzere toplam 10 rekat kılınır. Arkadaşlar cuma namazı ayet-i kerimede estaizu billah ya eyhellezine amenu iza nudiye lis-salati min yevmil cum'ati fes'au ila zikrillahi ve zerul bey'a zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Cuma namazı için çağrıldığınızda alışverişi bırakıp Allah'ın zikrine koşun. Bunu yapmanız sizin için daha hayırlıdır diyor arkadaşlar. Bir mümin 3 defa bile cumayı bırakıyorsa kalbi mühürlenir. Yani müminin cumayı bırakmaması gerekiyor. Cumaya gitmemek için ya yolcu olacak ya Müslüman olmayacak arkadaşlar. Yani Müslümansa cuma farz. Kimlere farz? Müslüman olana, akıl bali olana. Ya da hastaysa arkadaşlar camiye gidemeyecek kadar hastaysa veya yaşlıysa yürüyemiyorsa cumadan muaf. Öğle namazını kılacak onun yerine evinde. Dolayısıyla arkadaşlar cumayı bile bile terk etmememiz gerekiyor. Cenaze namazı farz. Cemaatle kılınıyor. Sabah namazı farz. Bayram namazı da vacip arkadaşlar. Cuma namazı cemaatle kılınır. Evde ben kendim kılayım. Olmaz arkadaşlar. Geldik 14. soruya.
Cenaze namazı ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biridir. Evet. Ayakta kılınan, secdesi rüküsü olmayan bir ibadettir. Evet. 4 kez tekbir alınan bu ibadet farz-ı kifayedir. Evet arkadaşlar. Birinci tekbirde Subhaneke'yi okuyoruz. Ve Celle Senavük ile beraber Allahu Ekber dedik. İkinci tekbirde arkadaşlar niyet ettim Allah razı olsun cenaze namazını kılmaya, işte hatun kişi niyetine, er kişi niyetine. Arkadaşlar bu şekilde niyet ettikten sonra Subhaneke'yi ve Celle Senavük ile beraber okuyoruz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmik ve teala ceddük ve Celle Senavük ve la ilahe gayruk. İmam ikinci tekbiri aldı. Elleri kaldırmıyoruz. İkinci tekbirde salli barik. Sonra salli bari bitirdikten sonra üçüncü tekbiri aldığında arkadaşlar bilenler cenaze namazı dualarını, bilmeyenler Fatiha veya dua niyetine başka ayet-i kerimeleri veya başka duaları okuyabilir. Dördüncü tekbirden sonra da arkadaşlar ne yapıyoruz? Selam veriyoruz sağa ve sola. Buradaki doğru olanlar bize sormuştu. 1, 2, 3 doğru arkadaşlar. Geldik 15'e. Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Allah'ın birlik ve büyüklüğünü ilan eder. Bakın Allah'ın birlik ve büyüklüğünü. Allahu Ekber. De ki o Allah en büyüktür. Yani evet arkadaşlar. Namazın vaktinin girdiğini bildirir. Evet. Hayyâle selâh, hayyâlel felâh. Haydi salata, haydi kurtuluşa, felaha. Müslümanları namaza çağırır. Evet. Dünyadaki her dilde okunur. Arkadaşlar ezan evrenseldir. İslami şiarlarından birisidir. Yani Arapça olarak okunması asıl olandır. Buradaki yanlış bilgi bu. Geldik diğer sorumuza. Numaralanmış durumlardan hangileri namaza hazırlık şartlarıyla ilgilidir? Namaza hazırlık şartı dediğimiz arkadaşlar namaza başlamadan önceki durumlar. Bunlar 6 taneydi. Namaza başlamadan önce 6 tane şart. Namazın dışındakiler diyelim. D 6 tane şartı var namazın başlamadan önce. Hadesten taharet dediğimiz hadesten taharet arkadaşlar vücudumuzda yani abdestsizlik durumu varsa yani abdestimiz yok boy abdesti veya namaz abdestimiz yoksa bu abdestimizi alıyoruz. Boy abdesti veya namaz abdesti. Necasetten taharet dediğimiz yani elbisemizde namaz kılacağımız yerde vücudumuzda namaza mani olacak bir pislik varsa onu temizliyoruz. Setre avret vücudun örtülmesi yani namaz kılacağımızda haram olan yerlerimizi örtmek. İstikbali kıble, kıbleye dönmek, namazı kıbleye dönerek kılmak. Vakit, her namazı vaktinde kılmak ve niyet. Arkadaşlar, bu namazın dışındakiler. İçindekilere gelirsek, içindekileri de şurada gösterelim. İçindekiler dedim, bunlar da 6 tane. Bunlar ne? Niyet dedik, tekbir. Namaz tekbirle başladı. Namazı kılmaya başladı. Tekbir, kıyam, kıraat, rükû ve secde. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dakika arkadaşlar. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Kıyam, kıraat, rükû, sucud ve kade-i ahire arkadaşlar. Namazın içindeki farzlar. Evet. Hatırlatırsak tekrar hadesten taharet namazın yani abdestimiz yoksa abdest almak boy veya normal abdest. Necasetten taharet namaza mani olacak pislik varsa elbisemizde namaz kılacağımız yerde onu gidermek vücudumuzda. Setre avret vücudumuzu örtmek. İstikbali kıble namazı kıbleye yönelerek kılmak. Vakit her namazı vaktinde kılmak. Niyet namaza niyet etmek. Tekbir almak. Kıyam namazda ayakta durmak. Kıraat namazda Kur'an okumak. Kur'an'dan bir bölüm okumak, rükû, namazda rükûya gitmek, secdeyi yapmak arkadaşlar farz namazın farzlarından. Kade-i ahire dediğimizde son oturuş. Burada bize sorduğu ne? Numaralı durumlardan hangileri namaza hazırlık şartlarıyla ilgili değildir? Dışındakiler hazırlık şartları. Bunlarla da ilgili olmayan. Kabe'ye yönelmek. İstikbali kıble dışından. Evet. Hazırlık şartı. Namazda ayakta durmak arkadaşlar namazın bakın kıyam kıraat dedik. Kıyam namazda ayakta durmak. Dolayısıyla iki namazın içindeki şartlardan. Bu bizim cevaplarımızdan biri olacak. Diğerlerine de bakıyorum. Elleri dizlere koyarak eğilmek yani rükû. Bu da namazın içindeki şartlardan yine rükû.
arkadaşlar. Abdest veya boy abdesti almak. Bu da dışındakilerden bize içindekilerden yani içindekiler olan cevabımız olacak. Yani burada arkadaşlar bizim cevabımız 2 ile 3 olacak. Cevabımız C şıkkı. Tekrardan bakarsak Kabe'ye yönelmek arkadaşlar kıbleye dönmek namazın dışındaki farzlardan. Abdest veya boy abdesti almak namazın dışındaki farzlardan. Hazırlık şartlarından. İçindekilerden olan namaz kılarken uyguladığımız namazda ayakta durmak, elleri dizlere koyarak eğilmek yani rukiye gitmek cevabımız C şıkkı. Fil suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Fil olayı anlatılmıştır. Evet yani elem tera keyfe faale rabbike bi eshabil fil. Fil hesabının Rabbinin fil hesabına ne yaptığını gördün mü? Mekke'de indirilmiştir. Evet arkadaşlar Mekke'de indiriliyor. Kısa surelerden biridir. Evet Kur'an-ı Kerim'in sonundaki son 10 sureden birisi arkadaşlar. Sondan 10. Ayetlerin sayısı 6'dır diyor arkadaşlar. Ayetlerin sayısı 5'tir. Elem tera keyfe faale rabbike bi eshabil fil 1. Elem yecal keydehum fi tadlil 2. Ve ersale aleyhim dayren ebabil 3. Termihim bi hicaretin min siccil 4. Ve cealuhum kasfin mekul 5. 5 olacak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Geldik. Numaralanmış öncüllerden hangileri Hazreti Zekeriya hakkında söylenemez? Hazreti Zekeriya peygamberlerden birisi. Allah duasını kabul etmiştir. Evet. Kendini hayır işlerine adamıştır. Evet. Hazreti Meryem'le hiç görüşmemiştir. Arkadaşlar Hazreti Meryem'le aynı dönemde zaten yaşıyor. Hazreti Meryem ile akrabalıkları var. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız B şıkkı olacak. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam biliyorsunuz yaşlı arkadaşlar çocuğu olmuyor. Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi beni yalnız başıma bırakma diyor. Normalde işte çocuğu olamayacak kadar yaşlı eşi de o şekilde Allahu Teala duasını kabul ediyor. Kendisine o yaşlı haliyle arkadaşlar çocuk ihsan ediyor. Namazın son oturuşunda sırasıyla hangi dualar okunur? Tahiyyat, salli barik, Rabbena duaları arkadaşlar. Tahiyyat, salli barik duaları, Rabbena duaları. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar sırasıyla dediği için tahiyyat birinci sırada 1, 2 salli barik duaları, 3 Rabbena duaları. Buraya bakalım. Tahiyyat Rabbena buradan gitti. Tahiyyat salli barik subhaneke buradan gitti. Tahiyyat subhaneke buradan gitti arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Evet. Bazen unutma veya uyuma gibi elde olmayan bir nedenle namazın vakti çıkar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 3 gün oruç tutulmalıdır. Hayır. İlk fırsatta kaza edilmelidir. Cevabımız bu. Ama yine de diğer şıklara bakalım. Ramazan'da kaza edilmelidir. Namazı istediğimiz zaman kaza edebiliriz arkadaşlar. Sadaka verilip kaza edilmelidir. Yani sadaka verilerek namazın kazası olmaz. İlk fırsatta o namaz bizim üzerimizden boynumuzun borcu olduğu için kaza etmemiz gerekiyor. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer yazılı hazırlık videolarında görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Bütün sınavlarınızda sizlere başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah bütün sınavlardan güzel notlar alırsınız. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima.